Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bir öğrencimizin isteği üzerine hız problemleri örnekleri çözmeye karar verdik. İkinci sınıfa gittiğini söyledi. İsminin ise, arkadaşlar ismini de yazalım isterseniz, Ceren'miş ismi. Hız problemlerinin ilgili 5-6 tane problem çözer misiniz örnek olarak dedi. Ben de tabii ki Ceren'i kırmadım ve hemen çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar, şu şekilde Saatte 50 kilometre hızla giden bir araba 3 saatte kaç kilometre yol gider? Şöyle bir yolu çizelim mi arkadaşlar? Şöyle güzelce bir yol çizelim. Yol olsun burası. Saatte 50 kilometre 3 saat diyor. Burası birinci saat, burası ikinci saat, burası üçüncü saat olsun. Bir saatte kaç kilometre gidiyormuş arkadaşlar? Mesela burası 1 saat, 2 saat, 3 saat. Evet buraya kadar bir saatte 50 kilometre gidiyormuş. Peki buradan buraya da bir saat. O halde burada da 50 kilometre gidiyor. Burada da 50 kilometre gidiyor. Toplam 3 saatte her birinde 50 olmak üzere. Bakalım kaç kilometre gidiyormuş. Bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Toplayabilirsiniz de çarpabilirsiniz de. Ama toplamanın kısa yolu nedir? Çarpmadır. O halde 3 saat dediğine göre 50 ile 3'ü çarpacağız değil mi sevgili gençler? Ne yapıyormuş bakalım? 3 kere 0'ın 0, 3 kere 5'in 15. 150 kilometre. Bunun ikinci yöntemizi biliyorsunuz. Nedir arkadaşlar? Çarp toplamadır. Yani 50'yi 3 defa birbiri alt alta topladığınız zaman da aynısını bulursunuz değil mi? 0, 5, 10, 15. Evet yine 150 kilometre yol gider değil mi? Çıkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatte 50 km'den gidiyor ise 3 saatte 150 km'den gidebiliyormuş. Geçelim hemen. İkinci e, soruya. Sizin de istekleriniz varsa lütfen yorum kısmına bildirin. En kısa zamanda size dönüş yaparız arkadaşlar. İkinci sorumuz. Saatte 60 kilometre hızla giden bir taksi 4 saatte kaç kilometre gidiyor? Bu da sanki benzer bir soru arkadaşlar. 60 kilometre hızla gidiyormuş şu taksi ve 4 saat gidiyormuş. 4 saatte kaç kilometre gider? Bunu da yeniden çizelim mi arkadaşlar isterseniz? Bakalım şöyle bir çizgi yapalım. Şöyle düzgün. Evet. Ee, kaça böleceğiz bunu arkadaşlar? 1 2 3 ve 4 oldu. Bakalım şöyle rengimizi değiştirelim. Şurası birinci saatimiz, şurası ikinci saatimiz, şurası üçüncü saatimiz, şurası dördüncü saatimiz olsun. Bir saatte kaç kilometre gidiyormuş? 60 kilometre gidiyormuş. O halde her saate kaç yazıyoruz? 60. Çünkü her saatte bu taksi 60 kilometre hızla gidiyormuş. Kaç tane altmışımız oldu arkadaşlar? Dört tane altmışımız oldu. O halde ne yapacağız? 60'dan kaçı çarpıyoruz? 4'ü çarpacağız değil mi arkadaşlar? Aa özür dilerim ya bir arıza çıktı şurada. Hemen düzeltiyorum. Düzeltelim şurayı. Evet, kalemimizi alalım. Evet. 60 ile 4'ü çarptığımız zaman kaç çıkar arkadaşlar? 4 kere 0 0 6 kere 4'ün 24. 240 Kilometre yol gider. Bunun diğer yöntemi neydi? Toplamaydı değil mi arkadaşlar? 4 tane 60'ı alt alta toplarsanız yine 240 çıkacaktır. Geçelim 3. soruya. Taksi de güzelmiş ama değil mi? Geçelim 3. soruya. Burada da Aa, bisikletliler varmış arkadaşlar. Bakalım bisikletliler ne yapıyormuş beraber görelim. Burada da bisikletler saatte 10 kilometre gidiyormuş. Kaç saat gitmeleri gerekiyormuş? 5 saat. 5 saatte kaç kilometre yol gider bakalım arkadaşlar. Yine yapalım mı? Kolay arkadaşlar. Aslında öğretmenleriniz böyle yapmaz ama biz kolay olduğu için bunu sizler için yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Evet burası birinci saat. İki, aa, aa, kalemimizi düzeltmedik. Özür diliyorum. Birinci saat. 2. saat, 3. saat, dördüncü saat, 5 saat. Her saatte kaç kilometre gidiyormuş arkadaşlar? 10 kilometreydi değil mi? Hemen her saate 10 kilometre yazalım. 10, 10, 10, 10 ve 10. Kaç tane 10 oldu? 5 tane 10 oldu. O halde ne demek bu? 10 ile 5'i çarp demektir arkadaşlar. 5 kere 0 0, 5 kere 1 5. Kaç kilometre gidiyormuş? 50 kilometre yol gider. Değil mi? Evet gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Sorularımız gittikçe zorlaşacak yalnız arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Burada da dördüncü soru. Bir tren var. Gerçekten bu trene binen var mı arkadaşlar hiç? Ben bilmedim bilmiyorum rast gelmedim. Bilen varsa lütfen yorum kısmına yazın. Bunun içi nasıl çok merak ediyorum veya hızlı gidiyor mu? Saatte 100 kilometre gidiyormuş. Bu tren 6 saatte kaç kilometre gider? Yine çizelim mi arkadaşlar aynısını? 6 saat. Bu sefer 6 yapalım. 1 A yine e, kalemimizi düzeltmedik. Şu 1 olsun. 2 3 4 5 ve 6 oldu arkadaşlar. Bakalım. Şurası 1 2 3 4 5 6. Peki bu her aralık bir saat. Bu her aralı kaç kilometre arkadaşlar? 100 kilometre hızla alıyormuş. Bakalım. Burası 100, burası da 100, burası da 100. 100 100 100. Peki bakalım arkadaşlar kaç tane 100? 6 tane 100. Peki bakalım kaç kilometre gidiyormuş? Ne yapmamız gerekiyor o halde? 100 ile 6'yı çarp diyor bize. 0 6 kere 0 0 6 kere 1 6. O halde kaç kilometre yol gidiyormuş? 600 kilometre yol gider. Bu tren değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok basit. Şimdi yavaş yavaş sorularımız zorlaşmaya başladı. Burada da bir fayton var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Ben faytonlara kesinlikle karşıyım. Çünkü atlar canlıdır arkadaşlar. Canlılara bu kadar eziyet çektirmemize gerçekten hakkımız yok. Bakın faytona bilenler keyif yaparken atlar ne kadar zayıf ve hastalar. Yorgunlar, gözleri kapalı, ağızlarında aletler var, üstlerinde bir sürü yük var. Sıcağın altında sürekli koşuyorlar, doğru dürüst su içmeden, yem yemeden arkadaşlar. Bisikletli faytonlar ya da motorlu faytonlar, elektrikli faytonlar yapsınlar ama ben hayvanların yani atların kullanımı, kullanılmasına karşıyım. Lütfen karşı olanlar da yorum kısmına yazsın. Bir akım başlatalım isterseniz arkadaşlar. Faytonlara karşı bir akım başlatalım. Lütfen atların kullanımına, hayvanların bu şekilde kullanımına hep beraber karşı çıkalım. Ne dersiniz? İsterseniz arkadaşlar yorum kısmına isimlerinizi yazın. Bu konuda da bir video yapar. Yayınlarım. Siz de o videonun da altına isimlerinizi yazar. Yorumlarınızı yaparsınız. Evet. Atların faytona koşulmasına karşı mıyız değil miyiz? Lütfen yorum kısmına yazınız. Sorumuzu yapalım şimdi arkadaşlar. Çok kızdığım için bu konuya onun için böyle bir soru sordum. Fayton saatte 15 kilometre 3 saat gidip mola veriyor. Ya çizelim tekrar arkadaşlar. Şöyle 15 kilometre hızla gidiyor. Yani 1, 2, 3. 3 saat gidiyor. Her saatte kaç kilometre gidiyor arkadaşlar? 15 15, 15. Bakalım 3 saatte 15 kilometre. Ne demek bu 15 ile 3'ü çarp demektir arkadaşlar. 3 kere 5'in 15. 3 kere 1'in 3. Bir de elde 4. 45 kilometre yol gidip ne yapıyormuş? Mola veriyor. Devamını okuyalım. Geriye 10 kilometre yolu daha kalmış. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada kaç kilometre daha yol kalmış? 10 kilometre kalmış. Evet. Böyle 3 saat gittikten sonra 10 kilometresi daha kalmış. 3 saatte kaç e, e, kilometre yol gitmişti? 45. Peki 10 kilometresi de kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir diyor? 45'i gitmişti arkadaşlar. 45. 10 kilometre de kalmış. Ne yapalım? Toplayalım. Kaç kilometre eder? 50. 5 tamamı değil mi? Yolun tamamı 55 kilometre imiş arkadaşlar. Çok basit bunu da bulduk. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Son soru arkadaşlar bu. Bu da koşucularla ilgili. Buradaki şu ünlü koşucunun adını bilen varsa yorum kısmına yazsın. Şunun adı ne arkadaşlar? Jamaikanlı ünlü. Ben ismini unuttum şu anda hatırlayamadım. Bilen varsa lütfen yazsın. Bir koşucu saatte 8 kilometre hızla 2 saat koşuyor. Daha sonra 13 kilometre yolu olduğuna göre yolun tamamı. Ademinki sorunun benzeri bu da arkadaşlar. Bu kaç saat gidiyor? 8 kilometre hızla kaç saat gidiyor? 2 saat. 1 saat, 2 saat. Saatte kaç kilometre gidiyor? 8 kilometre. Peki kalan kaç kilometre? 13 kilometre de kalıyor. Yolun tamamını soruyor bize. Evet 2 saat saatte 8 kilometre Bakalım kaç saat gidiyormuş arkadaşlar. 2 ile 8'i çarparsak 16 kilometre gidiyor. Geriye kaç kalıyor arkadaşlar? 13 kalıyor. E 16 kilometre zaten gitti. 13 daha gidecek. Toplam 9, 20. 29 kilometre yolun tamamı. Çok basit arkadaşlar gördüğünüz gibi hız problemlerini çözmek bu kadar basit. Lütfen videomuzu defalarca izleyin. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Ama abone olmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ceren'e de başarılar diliyoruz.